Merhaba arkadaşlar, mantık konusuna devam ediyoruz. V veya bağlaçların elektrik devresinde kullanışından bahsedeceğim. Açık anahtar, akım geçirmeyen anahtar bu şekilde gösterilir, açık bir şekilde. P anahtarı olsun bu. Açık ise doğruluk değeri sıfırdır diyoruz. Kapalı anahtar, akım geçiren anahtar bu şekilde gösteriyoruz. Ve P anahtarı kapalı ise doğruluk değerine 1 diyoruz. Elektrik devrelerinde ne zaman lamba yanar, ne zaman lamba yanmaz? Eğer anahtar açıksa lamba yanmıyor. Çünkü akım geçemediği için. O zaman bunda lamba yanmaz diyoruz. Bu devrede ise anahtar kapalı. O zaman akım yanar. Çünkü akım geçebiliyor. Lamba yandı. Yanar diyoruz. Şimdi elektrik devrelerinde bir seri bağlama, bir de paralel bağlama vardır. Eğer seri bağlıysa şu şekilde gösteriyor. P'den Q'ya geçmek zorunda. O zaman P ve Q ve S şeklinde gösteriyor. P'den Q'ya geçmek zorunda, Q'dan S'ye geçmek zorunda. Paralel bağlanmış ise ya P'den geçer ya da Q'dan geçer. O zaman P veya Q şeklinde gösterebiliriz. Şimdi sorulara bakalım. İlk sorumuz bu. Bize bir devre vermiş. Bu elektrik devresine karşılık gelen bileşik önermeyi yazınız diyor. Lambanın yanıp yanmayacağını bulunuz. Şimdi ilk önce buradan başladı akım. P'den geçecek. O zaman P. Buradan devam edecek. V diyorum. Burada iki kola ayrılıyor. Ya buraya gelecek ya buraya. O zaman P ve Q veya R'den devam edeceği için S'ye demem lazım. R ve S seri bağlanmış bir şekilde. Açık anahtarı S üstü biçiminde de gösterebiliriz. Burada S yazdığım için S diyelim. Şeklinde gösterebilir. Şunu büyük parantez alırsak daha rahat olur. Köşeye parantez alalım. Şimdi bunu yaparken zorlanıyorsanız önce paralel olana yorum yapalım. Yani nedir? Q veya R ve S'dir. Sonra bunu P'ye bağlayacağız. Çünkü akım P'den geçmeye başlayacak. O zaman bunun tamamını paranteze alıp başa P ve bunu yazabiliriz. Bu şekilde de gösterebilirsiniz eğer karıştırıyorsanız. Soru bitmedi. Lambanın yanıp yanmayacağını bulunuz diyor. O zaman şimdi ben bunların doğruluk değerlerini biliyorum. P'nin doğruluk değeri nedir? 1'dir. Çünkü kapalı. Q'nunki nedir? O da 1'dir. Kapalı. O zaman R'ninki de 1. Ama S'ninki açık. O zaman 0'dır doğruluk değeri. Burada yerine yazacağım o zaman doğruluk değerlerini ve bakalım neye eşit. 1 ve parantez açtım. Q neydi? O da 1. Veya R 1 ve S de 1. S de 0. Bunları yerine yazdıktan sonra bildiğimiz V veya bağlaçlarını kullanarak çözüme başlıyorum. 1 ve 0 nedir? V'de 0 varsa her zaman 0'dı. O zaman bu denktir. 1 ve 1 veya 0 oldu soru. 1 veya 0 veya bağlacında neydi? 1 varsa sonuç her zaman 1'di. O zaman bu da denktir. 1 ve 1. V bağlacında 1 ve 1'di. 1'e denkti. Sonuç 1 ise lamba yanar. Ne demiştik? Kapalı da yani bunun değeri 1 olduğu için lamba her zaman yanar diyebiliriz. Şimdi son örneğimize geçelim arkadaşlar. Burada bize vermiş. Demiş ki P 0, Q 1, R 0, S 1, T 1. Yani P ve R doğruluk değerleri 0 olduğu için açık şekilde çizmeliyim. Q, S ve T de kapalı şekilde çizilme. Şimdi o zaman bakalım bileşik önermesi uygun elektrik devresini çiziniz diyor. Şimdi başlayalım. İlk önce bunu çizelim. Buradan başladık. Artı veya bağlacı varsa o zaman bu nasıl bağlanmıştı? Paralel. O zaman iki tane çiziyorum. Yukarısı P olsun. P sıfırsa açık demek. O zaman açık bir şekilde çiziyorum. Aşağıda Q ve R var. Q'nun doğruluk değeri 1 yani kapalı. R üstü. R 1 ise R üstü de 1 demektir. O zaman ikisi de kapalı bir şekilde aşağıya çiziyorum. Burada ilk önce Q daha sonra R üstü olmalıdır. Devam ediyorum. V diyor. Demek ki devam ediyorum. Burada da S üstü. S 1 ise S üstü 0'dır. T de 1'miş. Sıfır olanı açık çiziyoruz. Veya bağlacı olduğu için gene paralel bağlanmış demek ki. S üstünü açık bir şekilde çizdik. T ise 1 olduğu için kapalı bir şekilde çiziyoruz.
Çizdikten sonra bittiğine göre şekli tamamlıyorum elektrik devresine. Burada da bir ampulümüz olsun. Ampulü de çizdim. Elektrik devremizi çizdik. Şimdi sorunun devamına bakalım arkadaşlar. Lambanın yanıp yanmadığını bulunuz diyor. Bunu nasıl buluyorduk? Yerine koyarak. O zaman yazalım. İlk önce önermemizi yazalım bileşiklerimizi. P ve Q ve R'nin değili ve S'nin değili veya T. Burada P'nin değeri ne? 0. O zaman 0 veya Q ne? 1. Ve R'nin değili. R'nin değiline ne demiştik? 1 demiştik. Kapattık. Ve S'nin değili 0 veya T'de 1. 0. İlk önce enişteki parantezden başlayalım. 1 ve 1 nedir? 1'dir. O zaman 0 veya 1 ve 0 veya 1. 0 veya 1 veya bağlacında 1 olduğu zaman arkadaşlar 1 diyorduk. O zaman buraya 1 yazdım ve 0 veya 1 gene aynı şey. O zaman bu da 1 demektir. 1 ve 1 de kesinlikle 1'e denktir. O zaman 1 ise sonucumuz lamba yanar diyoruz. Ve soruyu bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.